Merhabalar, ben Burak Şambak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda yaratıcı, kreatif fotoğraflar oluşturmak için keyifle uygulayacağınız bir yöntem olan The Adamski Effect, yani Adamski etkisini öğreniyoruz. İlk olarak 1948 yılında fotoğrafçı Josh Adamski tarafından uygulanan bu yöntemle sürreal fotoğraflar elde etmeniz artık çok kolay. Başarının seviyesi ise her zamanki gibi sizin yaratıcılığınızla doğru orantılı. Haydi hemen Photoshop'a geçip Adamski efekt nasıl yapılıyor birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Adamski efekt nasıl yapılır? Bunun için önce ne tür fotoğraflara ihtiyacınızın olacağını söyleyeyim. Bu ilk örnek, bu iki, bu da üç. Bu üç fotoğrafta bu etkiyi yaratacağız. Fotoğraflara baktığınızda sizin de anlamış olduğunuz gibi bir fon ve onun önünde duran bir model var. İlla bunun bir insan olması da gerekmiyor ama ben insanlar üzerinden bunu yapmayı düşünüyorum. Daha güzel olduğuna inanıyorum. Modelin kolay seçilebilecek olması da ayrıca bizi rahatlatıyor olacak. İlk olarak modeli seçmemiz gerekiyor. Modeli seçmek için sol taraftaki araç çubuğundan Quick Selection Tool, yani çabuk seçim aracını seçiyorum. Burada Select Subject, özneyi seçe tıklamadan önce de daha hassas bir seçim yapsın diye Cloud, yani bulut üzerinden yapacak. İnternete bağlanıp yapacak bunu. Ardından da Select Subject'e tıklıyorum. Tıkladım. Evet, seçim yapıldı. Şimdi Ctrl-J, Mac için Command-J ile bu seçimi kopyalıyorum üst tarafa. Ctrl-J'ye bastım. Gördüğünüz gibi background'u kapattığım zaman bu adamı yukarıya almış olduk. Bir anlamda kopyalamış olduk. Şimdi background'a geliyorum. Yine Ctrl-J, Command-J ile background'ın kopyasını alıyorum. Yani fonun kopyasını alıyorum. Sonra bir elim klavyedeki Ctrl, Mac için Command tuşundayken şu bizim kopyaladığımız adamın olduğu Layer 1'in üzerine mouse'la tıklıyorum. Böylece buradaki seçimi alt tarafa biz kopyalamış olduk. Şimdi bu gözü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu adam seçilmiş durumda alt taraftaki background'da. Biz burayı flulaştıracağız. Flulaştırdığımız zaman buralarda leke olmaması için burayı doldurmam lazım. Ancak bu seçimi birazcık büyütüp yapmam lazım çünkü kenarlarda hareler oluyor. O yüzden yukarıdaki ana menüden Select Seçim, ardından Modify Değiştirdir herhalde bu. Sonra da Expand Genişlet'e tıklıyorum. 20 piksel gibi bir şey OK diyorum. Gördüğünüz gibi bu seçim yapılan alanı bu büyüttü. Sonra Edit Düzenle, Fill Doldur. Çıkan menüden de eğer sizde seçili değilse burada Content Aware, yani içeriğe uygunluğu seçiyorum. Color Adaptation'da tikli olacak. OK'ye basıyorum. Sonrasında Ctrl-D, Command-D ile yaptığım seçimden çıkıyorum. Gördüğünüz gibi burayı doldurdu. Adam nerede? Adam burada. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman görünürlüğe adam buraya geliyor. Şimdi adamı görünür kıldıktan sonra Background Copy'ye geliyorum. Sağ klik'e tıklıyorum. Ardından tahmin edeceğiniz gibi işlemi tekrar yapmamak için Convert to Smart Object, yani akıllı nesneye çevire tıklıyorum. Akıllı nesneye çevrildi. Ardından Filtre, Filter, Blur, herhalde flulaştırdır. Ondan sonra burada da Motion Blur, hareket netsizliği. Tıkladım. Buradaki dereceyi bu fonun akışına göre ayarlayabilirsiniz. Böyle değiştirdiğim zaman bakın gördüğünüz gibi flu'luk farklı bir yere gidiyor. Ben bunu 0 yapacağım. Distance dediği mesafe 2000 piksel, yani pikselleri kaydırma seviyesi bir anlamda. Bunu azalttığınız zaman flu'luk azalıyor. Gördüğünüz gibi. Burada seçim size kalmış. Ben iyice abartılı olsun diye 2000 piksele getireceğim. Sonra bunu OK diyeceğim. Şu anda ilginç bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum.
bu adamın olduğu katmanın şu alt kısımlarını birazcık ben özellikle bacakların olduğu yeri biraz düzeltmek istiyorum. O yüzden layer 1'e geldim. Yani adamın olduğu yer bakın tekrar hatırlatalım. Buraya beyaz bir maske ekleyeceğim. Katmanlar panelinin soldan 3. simgesine tıklayarak sol taraftaki menüden fırçayı seçeceğim. Bu beyaz olduğu için rengim siyah olacak. Evet, boyutunu birazcık küçülteceğim. Ve bu fırçanın opasitesini yani geçirgenliğini birazcık düşüreceğim. Flow'unu da yani akışı da birazcık düşüreceğim. Yavaş yavaş şuraları boyamak istiyorum. Yok etmek için. Çok düşürdüm. Birazcık arttırabilirim. Yani sanki burada bu yok oluyormuş gibi bir his vermek istiyorum. Degrade bir geçiş gibi. Bakalım. Biz bu fırçayla burayı boyamadan önceki durumu neydi? Şöyleydi. Çok keskindi alt kısım. Geldiğimiz noktada bu hale geldi. Katmanların sağındaki hamburgere tıkladım. Biri geçen gün yazmış yorum olarak niye flatten image yapıyoruz diye. Çünkü bu halde JPEG olarak kaydedemezsiniz. Yani kaydederseniz de daha uzun sürer. Flatten image yapıyorum. İşim bitti. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Sol taraf Quick Selection Tool, çabuk seçim aracı. Buluttan yap. Select Subject, özneyi seç. Yaklaş ve kontrol et. Burada saçları almamış. Çok çok önemli değil arkadaşlar. Mesela şu parmağı almamış. Gidiyorum sol taraftaki lasso aracını alıyorum. Şu parmağı ekliyorum. Ondan sonra biraz küçülttüm. Fotoğrafın içinde dolanayım. Ben bu gölgeleri de, yansımaları da daha doğrusu almak istiyorum. Burası güzel ama birazcık daha büyütebilirim. Şöyle yapalım. Sonra daha kolay olacak. O yüzden Quick Selection'ı aldım. Şu kısmı boyuyorum. Ama 1 pikselde birazcık büyüteyim şunu. 8 piksele getirdim. Daha rahat seçim yapacağım. Unutmayın şurada ekleme modunda olmanız lazım ki bu seçimi eklesin. Fazla ekledi. Klavyemdeki alt Mac için Option tuşuna basıp bu fazla yapılan seçimleri silmek istiyorum. Çok canımı sıkarsa alırım lassoyu onunla hallederim. Evet fena değil. Şu kısmı lassoyu ekleyeceğim. Uğraşamam bununla. Şöyle geldim ve ekledim. Seçim bu. Hatta birazcık şuradaki gölgesi de var, onu da alalım. Şimdi burası seçildi. Ctrl J, Command J ile bunu yukarıya aldım. Bakın bunu kapatayım. Görüyorsunuz kız burada. Background'a geldim. Ctrl J, Command J ile onu kopyaladım. Sonra Windows için Ctrl, Mac için Command tuşuna basıp üst taraftaki Layer 1 kıza tıkladım. Böylece buradaki seçim buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi kızın olduğu yeri kapattım. Burası seçili olan yer geldi. Sonra ne yapıyordum? Select, seçim, modify, değiştir, düzenle, expand, genişlet, 20 piksel, uyar. Yapılan seçim genişledi gördüğünüz gibi. Şurayı da seçmiş. Burayı ben lassodayım. Alt tuşuna bastım. Mac için option fazla seçilmiş. Burayı çıkarttım. Sonra ne yapacağım? Edit, düzenle, fill, doldur, content aware, içeriye uygun, color adaptation, renk uyumu, tamam, okey dedim. Kız gitti. Ctrl D, Command D ile yapılan seçimden çıktım. Şuralarda izler var ama hiç önemli değil çünkü burayı biliyorsunuz biz flulaştırıyoruz. Tekrar kızı geri getirdim. Katmanın sonundaki göze tıklayarak. Şimdi bu seçili sağ klik. Convert to Smart Object. Yani akıllı nesneye çevir. Çevrildi. Filtre.
Blur, Motion Blur. Sıfır derecede 2000 pikselde durum bu. Daha azalttığımız zaman size göstermek için bu sürgüyle oynuyorum. 2000'e getireyim tekrar. 2000'de de fena değil ama şurada bu da hiç fena değil gibi geldi bu fotoğraf için. Yani dediğim gibi burası keyif işi. Okey dedim. Şimdi yine bunun ayak kısmında birazcık sıkıntı var. O yüzden katman 1'e kızın olduğu yere geldim. Beyaz maske ekledim. Fırçamı seçtim. Siyah. Opacity düşük. Flow kış düşük. Opacity neydi? Geçirgenlik. Şu kısımları hafif hafif siyahla boyayıp. Güzel oldu diye düşündüğüm bir fotoğraf elde ettim. Şimdi ne yapacağım? Katmanlar, hamburger ve neredesin? Flatten image, görüntüyü düzleştir. Şimdi üçüncü örneğe geçiyoruz. Bu fotoğrafta her şey hemen hemen aynı. Bir tek burada ben filtrenin içindeki, blurun içindeki bu motion blur'u, yani hareket nesnesini kullanmayacağım. Başka bir şey yapacağım. Çünkü burada birazcık açılı bir şey yapmak istiyorum. Evet, motion blur'da da açı var ama size göstereceğim yöntemle daha rahat iş yapacaksınız. Sol taraftan çabuk seçim aracı. Özneyi seç. Buluttan seç. Ve tıkla. Kızı seçti. Bir kontrol. Fena değil. Burada gölgeyi almak istemiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ctrl J, Command J. Background'a gel. Ctrl J, Command J. Klavyedeki Ctrl ya da Command tuşuna basıp kızın olduğu yere tıkla. Kızın olduğu katmanın görünürlüğünü kapat. Burası seçilmiş yeri gösteriyor. Select, seçim. Modify. Buraya kadar her şey aynı görüyorsunuz. Expand. Genişlet. 20 piksel. OK. Büyüdü seçim. Edit. Düzenle. Fil. Doldur. İçeriye uygun. Renk uyumu. OK. Ctrl D. Command D. Çık. Evet, hariler var. Çok önemli değil. Kızı geri getir. Bu katmanı seç. Sağ kliye bas. Akıllı nesneye çevir. Çevrildi. Filtre. Bu sefer blur değil. Blur galeriye giriyorum. Yani flulaştırma, netsizleştirme galerisi. Burada da path blur. Yani path'in Türkçesi yol olabilir bunun Türkçesi. Tıkladım. Şimdi burası birazcık daha farklı işliyor. Size bir tavsiyem var. Şu üst taraftaki ikinci satırda high quality, yüksek kaliteyi tiklemeyin. Çünkü o çok zaman alıyor. Preview, yani ön izlemede tikli olsun, yaptığınızı görün. Bunun özelliği şu. Bu 3 tane nokta var. Başlangıç, bitiş ve orta nokta. Bu da yönü. Yani flu'luğun yönünü gösteriyor. Ben bunu alıp sağa doğru çektiğim zaman ardından örneğin şurada yukarıda updating diyor. Bu yaptığım seçime göre güncelleme yapıyor. Ardından örneğin orta noktaya tıklayıp flu'luğun yerini, yönünü değiştirebiliyorum. Şuradan geri döne tıkladım. Geri dönüşe tıkladıktan sonra tekrar bunlar karşıma çıktı. Bunu aldım, çektim mouse'un sol tuşuna basıp tutup buraya bıraktım. Sonra aldım bu noktayı, şu aşağıya doğru çektim, bıraktım. İsterseniz şu sağ taraftaki menüden speed dediği hız Türkçesi, şu an %50'de. Bu bir anlamda flulaştırma blur oranı. Bunu arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu hale geliyor. Bu arada kızın ayaklarının gölgesini almadım ama bakın burada gölgeyi görebiliyoruz. Yani akıllı bir seçim yaptığımı söyleyebilirim. Tekrar 50 küsura getirdim.
Her bu değişikliği yaptığımda burada updating yani güncelliyor diye bir uyarı mesajı çıkıyor. Yapmayacağım ama ya da göstereyim de sonra geri alırım. İstiyorsanız burada olduğu gibi birden fazla yönde hareket istiyorsanız flu'luk hareketi. Örnek veriyorum buradaki denizin de sağa doğru flu'laşmasını isteyebilirsiniz. Bu kısım yukarı doğru gitti. O yüzden bakın zaten benim şu andaki mouse'um artı konumunda. Yeni bir şey ekleyebilirim yani. Sol tarafa tıkladım. Sağa doğru gittim. Bu orta nokta gibi bir şey olsun tıkladım. Birazcık daha sağa doğru gittim. Bu da son nokta olsun dedim. Ya da biraz daha da uzağa da gidebilirim. Tıkladım. Çift tıklamadığım için devam etti. Çift tıklayayım şurada. Bitti. Şimdi buradaki şu updating bitsin. Flow'luğu sağa doğru daha da art diye çekebilirim. Bakın gördüğünüz gibi ilginç bir görüntü de oluştu. Ben bunu yapmayacağım demiştim ama fikir değiştirdim. Açıkçası sevdim. Garip bir ortam oldu. İşim bittiği zaman buradaki OK'ye tıklıyorum. Photoshop'un içine gelmiş oluyorum. Bakın bunu kapayım açayım. Bu eski haliydi. Bu yeni hali oldu. Akıllı nesneye çevirdiğim için de istiyorsam Blur Galeri'ye, flulaştırma galerisine tekrar girip yaptığım ayarları düzenleyebilirim. Yapmam gereken şimdi katmanların yanındaki hamburger ve her zamanki gibi flatten image görüntüyü düzleştir. Şimdi şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz genellikle hareket nesnesizliği fotoğrafları çekerken fon sabit, hareketli olan kişi veya araba veya motosiklet her neyse o flu olur. Pan fotoğraflarında da kamera hareketi yaparak kişiyi net, fonu flu yapabiliriz. Burada bu yöntemle birden fazla yöne doğru flu'luk eklemek özellikle şu son yaptığımız örnekte olduğu gibi mümkün. Bu videoyla kreatif veya manipülatif fotoğraflarda kullanabileceğiniz yepyeni bir yönteminiz oluştu. Bu 3 örnekle benim size bu konuda anlatacaklarım sona eriyor. Size bu eğitimin faydalı olduğuna ait inancım da tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şenbak. Hoşça kalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şenbak. Hoşça kalın.